Selamun aleyküm arkadaşlar. Aksaray Gülağaç'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Bu arada kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Nazlı da orada evleri toparlıyor bir yandan. Ben şimdi kahvaltımıza güzel bir börek yapacağım. O da ılgaz durmuyor, balkona şey getirmiş, havuz. Onu serdi arkadaşlar, su dolduruyorlar içine. Böreğimizin malzemelerini sayalım hemen. Burada bir çay bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız, yarım çay bardağı süt. Bir adet yumurta, 1,5 çay kaşığı şeyimiz var, tuzumuz. Bunu da hemen şöyle kenara koyayım. Kabartma tozumuzu da 1 çay bardağı katacağım. Hemen şöyle malzemelerimizi katalım. Suyumuz, sütümüz, sıvı yağımız. Malzemelerimizi ne az derseniz, bu böreğimizi tavada yapacağım. Bir adet yumurtamız vardı, onu da döktüm. Şöyle tuzumuzu da. Burada 2,5 su bardağı unumuz var. Unumuzu da şöyle biraz dökmeyelim. Bakalım ne kadar gidecek. Şöyle 1 çay kaşığı da kabartma tozumuzu da döktük. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Unumuzu da dökelim. Suyun içine atladı. Ilgaz suyun içine, soğukta atlamış. Daha sıcak suç ilave etmedik havuza. Hamurumuzun kıvamına şöyle bir bakın arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Hemen şöyle masamıza alalım. Bunu da kenara koyun. Hamurumuzu şimdi 3 eşit parçaya ayıracağım. 3 tane yumak atacağım. Yumaklarımı 10 dakika kadar bekletip dinlendireceğim, kolay açılması için. Hemen tepsime yoğurdum, hamur tepsisine koyup 10 dakika dinlendireceğim. Hamurumuzu şöyle 10 dakika dinlendirdim. Hemen bir tanesini alıp açmaya başlayalım. Şuradan alıp un alalım. Şeyini, hamurunu şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hazır yufkadan da çok güzel oluyor. Ama ufla çok zormuştur anne. İşte uflalarımı getirmemişim nazik. Burada baktım. Şey yani, nereden aldın diye bunu. Ha bunu mu? Ben bunu satın almadım. Bunu bizim balkonu yapan abiden istemiştik. O vermişti. Yani uflava gibi satıyormuş, o da bize şöyle hediye yapmıştı. Bizim merdiven boyunu yaptı değil mi? O ha, merdiven. Zaten balkon demirlerinden yapıyordu, ince şeyinden. Ben bu sene uflava getirecektim. Bu çabuk kayıyor benim elimde. Vallahi. Ve bu uflavayı daha çok seviyorum ben, tahta uflavayı. Bu da eğilmiyor o kadar kolay. Yok canım, bu eğilmez, bir şey olmaz da. Çabuk kayıyor önünde açarken bak. Ama güzel açıyor. Evet. Çok güzel açıyor. Hemen şöyle unumuzu altına alalım. Hazır yufkalı yaparsanız 5 dakikalık börek olur. Aynen şişe. Annem şimdi biz Gülaş olduğumuz için markete burada markete gitmedik. Hava da çok sıcak, kendim açayım dedi ama hazır yufkayla daha pratik. Aynen öyle. Bir fark yok yani, elde açmalı değil mi? Yok yok. Ben kendim hatta bunu hamurun o şeyini baklavaya yoğurdum. Hamurdan yaptım. Çıtır olsun diye. Sadece sirke koymadım için arkadaşlar. Geri kalanı baklavaya kullandığım malzemelerim. Büyütebildiğin kadar büyütün ki ince çıtır çıtır börekleriniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu son katı olduğu için bunu bayağı bir büyük açtım. İnce açtım yani. Tavamızda bunu kullanacağım. Öbürlerini içine kezeceğim. Bizim tavamız küçük olduğu için belki birini kullanırız değil mi?
Yok, ikisini kullanacağım. Evet. Üç cuma uyuyorduk ama tavanız büyükse kullanın. Şöyle hamurumuzun üzerine bakın arkadaşlar. O kadar büyük açıldı ki. Hemen şöyle hamurumuzu bir serelim. Yeterli bu kadar açtığımız. Tavamız burada. Hamurumuzu şöyle yarısını keseceğim. Şu şekil yarısını kestim. Şunları alalım. Tavamızın altına şöyle yağımızı döktüm. Fırçamızla her tarafa gelecek şekilde sürelim. Şimdi tavamıza hamurumuzu şöyle açalım. Kesmiş olduğumuz hamurumuzu şöyle büzüklü bir şekilde. Serdik. Bunu hemen şöyle masamızda dursun bir kenarda arkadaşlar. Öbür hamurumuzda şu şekilde yaptım. Şöyle bıçağımızla ince ince doğradım. Hamurumuzun biri bu. İkinci hamurumuzu hemen getirip aynı bunu da şöyle incecik doğrayalım. Şöyle hamurlarımızı kestik. Güzelce karıştırdık. Makarna gibi gözüküyor. Şimdi malzemelerimizi tabağımızda karıştıralım önce arkadaşlar. Yumurtamızla sütümüzü. 2 yumurta. 1 çay bardağı süt. Tuzumuz var. 1,5 çay kaşığı. Hemen şöyle lavaşlarımızı karışımımızın üzerine attık. Kaşar peynirimizi. Peynirle de olur, çökelikle de olur. Evde yani ne varsa. Aynen, beyaz peynir de güzel olur ama bizim evimizde kaşar kullandık bugün. Şöyle maydanozumuzla bir tutam yaptım arkadaşlar. Çok maydanoz katmadım. İsterseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Bunlar harmanlı. Bunun için az da pul biber atabilirik. Şurada pul biber var. Getir. Şöyle biraz da pul biber ilave ettik. Şimdi kaşığımızı güzelce karıştıralım. Karışımımızı şöyle güzelce karıştırdık. Hemen tavamıza şu şekil her tarafı aynı şekilde serelim. Elini de yapabilirsin, bir şey olsun. Bir kalı malzemelerin üzerine dökelim. Şimdi hamurumuzun geri kalanını şöyle böreklerimizin üzerine kapatalım. Şu kısa yeri yapalım önce. Ocağımıza gönderelim ve kenarlarını hafiften yağ değdirelim arkadaşlar. Tavamızın kenarlarında bıraksın pişerken. Hemen şöyle kapağımızı da kaldıralım. Altı bayağı kızardı arkadaşlar. Şöyle servis tavamıza çevirip
Hemen. Güzel kızarmış. Tavamıza tekrardan gönderdik. Kenarlarına şöyle yine yağ sürelim. 5 çayına da yapılır bu. Biz kahvaltı yapıyoruz ama. Hı hı. Aynı şey gibi koktu baksana. Bizim koyun sinesi gibi koktu. Hamuru kendimiz yaptığımız için. Yeter, lazımı kapatalım arkadaşlar. İçi çekerada yine kısık ayarda. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Fısır fısır da kabardı. Şöyle tekrardan oynattık. Hemen servis tabağımızı alalım. Altını kapattım. Ama şöyle servis tabağımızı alalım. Arkadaşlar servis tabağını aldım ama kesmesi zor olacaktı. Geri şöyle masanın üzerine koydum. Çıtır çıtır görüyorsunuz, sesini duyuyorsunuz böreğimizi. Bir de şuradan keselim. Aa, pizza dediğim gibi oldu. Hemen sıcak ama şuradan bir tanesini ayırıp şöyle böreğimizin ara katlarını görelim. Mükemmel bir tarif. Mutlaka deneyin. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Hemen servis tabağımızı alalım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.